Efendim herkese merhabalar. Çok ciddi bir yağmur yağıyor şu anda. Böyle hani deli gibi yağıyor derler ya. Hakikaten böyle deli gibi dışarıda yağmur yağıyor. Arada da böyle bir gök gürültüsü. Fena halde şimşekler çakıyor. Mikrofon var size. Çok az gelir herhalde. Sesimin temiz çıkacağını, duyabileceğinizi düşünüyorum. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi konut fiyatları sürekli işte böyle düşecek, sürekli işte çakılacak şeklinde bir grup insan düzenli olarak konuşuyor bunu. Geçen yıldan bu yana aslında konuşuluyor. İşte bu pandemiden sonra özellikle işte satışlar %50 düşünce hakikaten konut fiyatları işte çakıldı, bitti filan dediler. Ama bitmedi ve devam etti. Satışlar işte gördüğünüz gibi ya da hatırladığınız gibi yaz dönemi ciddi hareketli geçti ve böyle %25'lerle 50'ler arasında da bir fiyat artışı yaşadık. Şimdi Eylül ayında 136 bin konut satıldı. Ve yine bu grup insan, konuşan insan dediler ki işte dediler, konut çakıldı dediler. Yine konut çakıldı dediler. Oysa ki işte yazın 200 binlerin üzerinde satışlar yapılmıştı. 136 bin rakamı gerçekten hani böyle Türkiye'nin normalde satış yapıldığı zamanki rakamlar oranında, hatta onların bile üzerinde diyebiliriz. Yani iyi bir orandı. Yani öyle çakılma falan yok. Ben tabii arada bir böyle başlıklar atıyorum, işte konut çakıldı, çakıldı mı filan. Biraz ironi yapıyorum o noktada ve biraz da videolara aslında çok fazla bu tarz şeylere ilgi olduğu için, yani izlensin diye de bu tarz başlıklar da arada bir atıyorum. Onu da söyleyelim. Şimdi gerçekten fiyatlar yarı yarıya düşer mi ya da ne zaman düşer? Yani düşecek mi? Bunu bir konuşalım istiyorum sizle. Tamam, bu yorumları yapabilmek için, biraz ileriyi görebilmek için, biraz fiyatlar hani hangi noktada neler olacak kısmını iyi tahlil edebilmek için, gerçekten bunun hani geçmişini iyi bilmek ve sadece rakamları, istatistikleri okuyarak değil, biraz da hani işin içerisinde olmak, pratiğinde ve piyasa bilgisi de gerekiyor. Dolayısıyla hani bugüne kadar hiç bu konu hakkında bilgisi olmayıp da daha yeni yeni işte konuşup da iki tane istatistiğe bakıp da yorum yapanları aslında onların görüşü, saygı duyuyorum her konuşan, herkesin fikri tabii kendine, ama yani maalesef doğru ve olmayan eksik bilgiler de insanları yanlış yönlendiriyor, buna da kızıyorum. Şimdi Merkez Bankası'nın şeyi var, konut fiyat endeksi var, onu sizlerle paylaşacağım. Fiyat artışlarını değiniyor burada konut fiyat endeksinde Merkez Bankası. Bizim için önemli çünkü hakikaten Türkiye'de en sağlıklı fiyat artışını görebildiğimiz tek veri. İpotekli konut satış rakamlarından gelen verileri derliyor, topluyor Merkez Bankası ve bunun üzerinden bir konut fiyat endeksi çalışması yapıyor. Dolayısıyla oldukça değerli ve önemli bizim için. Şimdi en son yapılan konut fiyat endeksi Ağustos ayı, biraz tabii hani böyle Haziran, Temmuz, Ağustos, hatta Eylül'ü de içine katan bir şey bu. Rakam, fiyat endeksi açıklaması bu. Onu sizlerle paylaşacağım. Nominal olarak diyor ki %26.2 oranında konut fiyatlarında bir artış var. Ve reel olarak da baktığımız zaman %12.9 oranında konut fiyatlarında bir artış söz konusu. Yani hani o yazın bir anda talebin patlamasıyla beraber ciddi oranda bir fiyat artışı oldu. Bunu hepimiz gözlemledik oturduğumuz yerden, oturduğumuz mahalleden. Ne bileyim, takip ediyorsak oralardan, işte konut fiyat endeksinde Merkez Bankası da aslında bunu doğruluyor. Tabii bu Türkiye geneli ortalaması, bu rakamlar işte illere göre, yerlere göre, bölgelere göre, hatta mahallelere göre bile değişim gösteriyor. Arkadaşlar bunu belirtmekte fayda var. Mesela İstanbul'da konut fiyat artışı %23.3 olur iken İzmir'de %27.5 ve Ankara'da %26.2 oranında konut fiyatlarında bir artış söz konusu en son yapılan çalışmaya göre. Tabii üç büyük ilde fiyatlar böyle, bazen şey oluyor böyle, hani sizlerden yorum geliyor, diyorsunuz ki ya hani siz diyorsunuz ki %20 arttı ama burada %40 arttı. Ya da işte diyorsunuz ki ya fiyatlar artmadı, tam tersine düşüyor diyorsunuz. İşte o noktada başka şeyler önemli aslında. Fiyatların artmasını etkileyen başka şeyler var. Bizim anlatımlarımız tamamen Türkiye genelini aslında kapsıyor. Ve ortalama veriler bunlar. İşte metrekare olarak, fiyat artışı olarak ortalamaları sizlere anlatıyoruz. Bir kere hani
bir yerde şöyle söyleyeyim, yani Türkiye çok büyük bir memleket. 80 küsur milyon insan yaşıyor. Dolayısıyla da hani konut fiyatlarına baktığımız zaman işte bir bölgede mesela arz fazla olabiliyor, inşaat yapılıyorken başka bir yerde hiç yapılmıyor ya da az yapılabiliyor. İşte bir yerlere mesela kamu yatırımı gelebiliyor. Ulaşım konusundan işte bir metro yapılıyor, bir hastane yapılıyor vesaire. Bunlar olduğu zaman o bölgede işte fiyat artışı olumlu anlamda şey yaparken, artış gösterirken bazı bölgelerde de tam tersi yani düşüşler veya işte yatay geçişler söz konusu olabiliyor. Yani bunu bir kere bilmemiz lazım. Yani oturduğunuz bölgeyi ya da ev aradığınız bölgeyi iyi analiz etmeniz lazım. Şöyle bir geçmişine bakmanız lazım. İşte fiyatlar nereden nerelere gelmiş, neden gelmiş, bunun sebeplerine bakmak gerekiyor arkadaşlar. Ve gelelim şeye, yani konut fiyatları yarı yarıya düşer mi kısmı. Çünkü başlığı daha karar vermedim ama bu anlamda bir başlık atmayı düşünüyorum. Yani fiyatlar şu anda aslında baktığımız zaman kısa vadede, yani şu anda Ekim-Kasım dönemi, yani Ekim ayındayız. Önümüzdeki işte Ekim-Kasım dönemine kısa vadeye baktığımız zaman bizi neler bekliyor kısmında. Aslında şu anda fiyatlar bir kendi kendini düzeltme noktasında, yani bir düzeltme yapıyor. Fiyatlarda bir düzeltme var. Bunu neye göre söylüyoruz? İşte yaz döneminde aşırı fahiş bir şekilde artışlar oldu. Biz buna köpük fiyat dedim ben yaptığım videolarda. Bir köpük fiyat oluştu konutlarda. Hepsine değil. İşte onlar satılamadı. İşte bu dönemde böyle bir şey var. Onlarda bir düzeltme olacak ve fiyatlar biraz yerli yerine oturacak gibi duruyor şu Ekim-Kasım dönemi. Aralık. Şu anda konuşmak istemiyorum aralığı. Çünkü yani her an bir şeyler bizde değişebiliyor. Mesela yarın Merkez Bankası fiyat artışı, özür dilerim, Merkez Bankası para politikası toplantısı var. İşte PPK toplantısı, bakalım nasıl bir faiz kararı çıkacak, bu önemli. Oradan çıkacak faiz kararı otomatikman işte kur üzerinde çok önemli bir etkisi olacak. Kurun üzerindeki etkisi, nereye gideceği, işte bunlar biraz her şeyi belirlediği gibi bu şeyi de, konuttaki fiyatı da açıkçası belirliyor olacak. Yani buna da etki ediyor olacak. Yarın konuşacağız inşallah, toplantıdan sonra tekrar bir video yapacağım size. Şimdi gelelim, fiyatlar yarı yarıya düşer mi ya da düşer mi noktasına baktığımız zaman bir düzeltme var dedik. Düşmeyeceğini söylüyorum ben. Neden düşmeyeceğini, yani önümüzdeki dönem konutların neden düşmeyeceğini size madde madde açıklamak istiyorum. Ve en önemlisi de işte o aradaki böyle bir sıkıntılı bir şey de var, onu da belirteceğim. Şimdi bir kere Türkiye'de yapılan işte çalışmalara baktığımız zaman her yıl minimum bir 700 bin konut üretiminin yapılıyor olması lazım. Yani bizim 700 bin konuta minimum ihtiyacımız var her yıl. Neden diyeceksiniz? İşte evleneni var, boşananı var, nüfus artıyor bir taraftan. Tüm bunları göze aldığımız zaman yapılan çalışmalar bize diyor ki her yıl 700 bin tane bir kere bir konut üretilecek diyor. Şimdi dönüp bakıyoruz. 2019 yılında, yani geçen sene yapı ruhsatlarına baktığımız zaman %50 oranında bir azalma vardı. Yani yarı yarıya bir azalma söz konusuydu 2019'da. Ve 2020 yılına geliyoruz. Bu düşüş devam ediyor. Yani yapı ruhsatlarında ki verilme şeyi, hızı ya da işte metrekare bazında, daire bazında verilen ruhsatlara baktığımız zaman yarı yarıya, hatta yarı yarıyanın bile üzerinde bir düşüş söz konusu. Bu ne demek? Şu demek, yani üretim yapılmıyor. Bunu söylüyorum zaten. Arz giderek, arz yok ve elimizdeki stoklarda giderek azalıyor anlamına geliyor. Şimdi hep stok neden bizim için önemli? Çünkü işte geçtiğimiz senelere şöyle biraz geri gittiğimiz zaman 2015'ler, 16'lar, 2017'lere kadar ciddi bir konut arzı söz konusuydu. Ciddi bir üretim söz konusuydu. İşte bu noktada biraz hani böyle tepkiler de oldu, işte beton ekonomisi, betona yatırım filandan da bahsedildi. Evet, o dönem çok fazla üretim vardı. Fakat o noktada yapılan yanlışlar aslında başkaydı. Yine o konut stoğu bizim elimizde kalmazdı aslında. Ama biz çok fazla lüks konut yaptık. Dolayısıyla da hani o lüks konut cephesinde de, oraya erişimde de Türkiye'deki işte vatandaşların gelirlerine baktığımız zaman çok küçük bir kesime hitap ettiği için satılamadı ve elimizde onlar da işte son yıllardaki satışların da düşmesiyle beraber aslında bir konut
stoğu oluşmuştu. Şimdi satışlara bakıyoruz. 2020'nin satışlarına baktığımız zaman işte Eylül sonu itibariyle 1 milyon 160 bin civarında bir satış var. İşte bunun yaklaşık işte sıfır konutlara baktığımız zaman, yani yeni üretilen konut sayılarına baktığımız zaman stokta ciddi bir erime olduğunu görüyoruz. Yani %30-35'lerde hatta bir konut stok erime hızı var. Elimizdeki stokları da böyle bir göz önüne aldığımız zaman stoklar elimizde tükeniyor. Yani çok lafı uzata uzata gitmeyeyim, canınız sıkılmasın. Yani elimizdeki stoklar giderek azalıyor. 2020'nin sonu, hadi bilemediniz, 2021'in ortası veya sonlarına doğru hemen hemen eğer üretim yapılmazsa elimizde neredeyse hiç daire, yani yeni üretimde bir şeyler bulmak oldukça zorlaşacak anlamına geliyor. Bunu başka sıkıntılar getirecek. Yani başka sıkıntılar da aslında şu: üretim yapılmazsa ne olur? Nasıl ki otomobil gelmedi Türkiye'ye. Yeni sıfır otomobiller gelmediği için ikinci elde fiyatlar nasıl yükseldiyse, işte aynı şeyi üretim yapılmazsa hakikaten, yani bırakın ikinci, üçüncü evi falan, hani bu her yıl 700 bin konut ihtiyacını nasıl gidereceğiz? Otomatikman elimizdeki evlerin fiyatlarının yükseleceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bu aslında çok basit bir matematik. Kemal Sunal'ın bir filmi var. Hadi onu burada şey yapmak istiyorum. Birkaç defa seyrettim. Kiracı diye bir filmi var. Böyle 90'ların başında, 88-89 yapımı yanlış hatırlamıyorsam. Ara ara seyrederim, tavsiye ederim. O filmi seyredin. O dönem böyle hakikaten bir memur olarak, memur maaşıyla nasıl ev bulamadığını, işte bulduğu evlerin fiyatlarını o dönemde okuyordu. O film güzel bir film yani, aslına bakarsanız. Hani o noktalara gider mi? Tabii ki o noktalara gideceğini sanmıyorum. Mutlaka üretim bir şekilde şey yapacaktır, yani olacaktır. Çünkü olması gerekiyor. Eğer olmazsa bu hiç de öyle sevineceğimiz bir şey değil arkadaşlar. Yani hani konuta erişim daha da zor hale gelir, bir kere onu söyleyelim. Diğer taraftan bakın. Arsa maliyeti giderek şey oldu. Yani arsa maliyetinde de ciddi bir artış var. Hele ki bu pandemiden sonra tarlalar, arsalar, bilmem neler, böyle fiyatlar böyle acayip o tarafta çok ciddi zıplamış durumda. Yani arsa maliyetleri yükseliyor. İşte tüm bunları böyle değerlediğiniz zaman, yani konut niye düşsün ya? Niye düşsün fiyatı? Ha, bir grup insan diyor ki işte bankaların elinde çok ciddi gayrimenkul var. İşte onlar gelecekler, insanlar ödeyemeyecek kredilerini. Onlar işte satışa dönecekler. Piyasada bir sürü satılık ev olacak falan. Yani zaten şu anda, yani yıllardır bankaların elinde çok ciddi bir gayrimenkul stoğu var. Yıllardır zaten bu bankalar hakikaten şeyler, böyle konut satıyorlar, yani gayrimenkul satıyorlar. Yıllardır satılıyor ve şu anda da ciddi bir stok var ya, hala satılıyor. Ama bu piyasada ne kadar etki yapıyor görüyorsunuz, işte bu kadar yapabiliyor. Önümüzdeki dönem artış olur mu? İnanın böyle Amerika'daki işte o 2008'de beklediğiniz gibi bir şey olmayacak. Bir kere bunu unutun, olmayacak öyle bir şey. Çünkü Amerika'da başlayan 2008'deki mortgage krizinin kaynağı çok daha farklı. Çok farklı. Yani onunla bizim aynı şey değil. Yani mukayese falan edemeyiz arkadaşlar. Yani fiyatların orada mortgage krizinin başlama nedenleri çok daha farklı şeylere dayanıyor. Yani Türkiye'de işte krediler ödenmeyecek, patlayacak, fiyatlar düşecek. Böyle bir şey ben öngörmüyorum. Olması da çok zayıf bir ihtimal diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Herkesin düşüncesine de saygım var. Beni dinlersiniz, başka yerleri dinlersiniz, başka yerlere bakarsınız, gidersiniz. Kendi aklınızla hareket edersiniz. Zaten kendi aklınızla hareket etmenizde fayda var. Hiç kimsenin, yani sadece biz size bir şey gösteriyoruz. Yani bir takım kendi fikirlerimizi, kendi yorumlarımızı anlatıyoruz. Ama son karar sizin ve o kararı siz vereceksiniz kendi aklınızı kullanarak. Şimdi devam edecek olursak, tüm bunlara baktığımızda konut fiyatları yarı yarıya gelir mi? Tabii ki yarı fiyatına düşmez, hatta düşmez. Önümüzdeki işte orta vadede, uzun vadede fiyatların artacağını söyleyebiliriz. Ha, dedik yani bölgesel olarak mutlaka değişimler olur. Aynı yerlerde fiyatlar aynı şekilde yükselmez. Bazı yerlerde az, bazı yerlerde yüksek olur diye de bunu da ekledik. Önümüzdeki işte bu kısa dönemde bizi bekleyen bir fiyatlarda düzeltme olur dedik. Çok bunların üzerinde durmuyorum, video uzamasın diye. Hatta şu an 14 dakika olmuş, hemen bitiriyorum. Çok uzun oldu çünkü.
Yarın Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak sonuç bizim çok önemli. Bizim için çok önemli. Yarın bunu değerlendiriyor olacağız. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.